maske ve mesafemize dikkat edelim. Maskesiz kesinlikle ancak yürümeyelim. Herkese tekrardan bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler. Hayırlı görevler. Merhaba, iyi günler, iyi yolculuklar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Ayakta yolcu almayalım. Maskemize dikkat edelim. Herkese tekrardan bayramı mübarek olsun. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Teksinden Aysun ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Tamam. Evet, dinliyorum sizleri. Buyurun. Kontrolümü sağlıyorum efendim. Teksinden Selda ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet, buyurun efendim. Tabii kaydınızı oluşturalım. Hangi ilçeden arıyorsunuz? Yazıyorum. Sokak nedir?
Anlaşıldı. Bayramın birinci günü özellikle kurban kesim yerlerinin etraflarında personellerimiz mevcut olarak, aktif olarak çalışıyorlardı. Atılan kalıtsal atıklar varsa onları hemen aldık, bir tarafını yaptık. İnsanlarımız gece evlerine çekildikten sonra, saat 12'den sonra biz arazülerimizi ilçe merkezlerine gönderiyoruz. Akdeniz'e, Yenişehir'e, Toroslara, özellikle insanların yine çok kalabalık olduğu yerleri arazilerimizle sürekli yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Sabah insanlarımız kalktığında Mersin'imizi tertemiz, yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. Bu kenti Türkiye'nin incisi haline getirmek için el ele verelim. Bununla ilgili çok duyarlı vatandaşlarımız var, çok ilgileniyorlar. Yaptığımız çalışmalarla ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. Halkımızdan da beklentimiz kentimizi el ele temizleyelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak bayram öncesinden başlayarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram boyunca da 180 kişiden, günlük 180 kişiden oluşan ekiplerimizle Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarımızdaki park, yeşil alanlar, cadde, bulvar, D400 üzeri yeşil alanlarda, refüjlerde gerekli temizlik çalışmalarımız, sulama çalışmalarımız rutin olarak devam etmekte. Ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmakta, sulama konusunda çalışmalarımız devam etmekte ağırlıklı olarak. Sulamaya yaz sıcakları olduğu için hiçbir zaman ara vermemekteyiz. Genellikle sulama işlerimizi ya günün erken saatlerinde ya da geç saatlerinde yapmaktayız. Bunun sebeplerinden, en önemli sebeplerinden bir tanesi sulama yapılırken, sulama esnasında su zerrecikleri bitkiler üzerinde mercek görevi görür ve bitkilerin yanmasına sebep olur. Aynı zamanda yeşil alanlarda da yoğun kullanım saatleri gün içerisinde olduğu için alanların, sulama yaptığımız alanların ıslak kalmaması bizim için önem arz etmekte vatandaşlarımızın rahatı için. Bu anlamda sulamalarımızı gerek otomatik sulama sistemleriyle gerek arazözlerimizle düzenli olarak akşam saatlerinde veya günün erken saatlerinde yapmaktayız. Çalışmalarımızla vatandaşlarımızın huzurunu, sağlığını ve bayramı güzel geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz.